Kızlar ödevi yaptınız mı? Ben yapamadım daha ama nasıl bir şey yapacağımı bilmiyorum. Bir düşüneceğim, bakacağım. Ben aslında kendi adıma konuşacak olursam düşündüm birazcık. Benim şerbetim, yani yapmayı en çok sevdiğim şey müzik dinleyerek bir orman yolunda arabada gitmek sanırım. Ama gitmeyi en çok istediğim yeri söyleyecek olursam aslında geçmiş. Geçmişe ışınlanmak isterdim herhalde. Bir zaman makinesiyle gitmek isterdim geçmişe. Yani bu zamanın aslında sosyal medyasından kaçmanın en güzel yolu olabilir. Güzel düşünmüşsün Didem. Geçmişe yolculukla şerbetçiye ulaşmak herhalde gerçekten de keyifli olurdu. Yani dediğin gibi bir yandan da uzaklaşmak adına da. Kızlar, benim şerbetçim her şeyden uzaklaşmak isteyip kendimi uykuya bıraktığımda bulduğum yer. Ama bu uyku stresten, kaygıdan, düşüncelerden uzaklaşıp huzurla dalabildiğim derin bir uyku olmalı. Ancak o zaman şerbetçime ulaşabilirim. Ulaştığım yer, yani şerbetçim, şu an yaşadığım kent hayatının tam tersi. Burası ne kadar kalabalık ve gri ise şerbetçim de o kadar sakin ve yeşil. Kendi yiyeceklerimi yetiştirdiğim bahçemin, meyvesini topladığım ağaçlarımın içinde bir evim var. Ve bu hayatımda ne kadar sıkışmışsam şerbetçim de o kadar özgürüm. Benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Anlatıyorum. Kızlar, ben dizi ya da film izlerken bazen o kadar kaptırıyorum ki kendimi o serüvenin içine. Sanki gerçekten orada yaşıyormuşum gibi bağlanıyorum. Onlarla berabermişim gibi. Ben de düşündüm ki benim şerbetim böyle bir şey mi olsa acaba? Yani izlediğim dizi ya da film her neyse onun içine girebilsem ben de. Onları beraber yaşayabilsem, istediğim yerde o karakterlerle beraber var olabilsem, acaba nasıl bir şey olurdu? Üçünüz de iyi düşünmüşsünüz bence kızlar. Ben de şöyle düşündüm. Benim şerbetçim bilgisayar ekranı olurdu sanırım. Özellikle bu pandemi sürecinde evde kalmak ve dilediğince gezememekten kaynaklı bilgisayar ekranına böyle elimi uzatıp onun içine girip böyle Google Earth'te istediğim yerde, istediğim zaman bulunabilseydim, İtalya, Amerika gezerdim ve şerbetçime ulaşabilmiş olurdum diye düşünüyorum. Aslında hepimiz hayallerimizi gerçekleşmesi mümkün olan veya olmayan bir şekilde kurgulamışız. Benim şerbetçim plansızca hareket ederek kendimi özgür hissettiğim ve bir tarafta deniz, kum, güneş, bir tarafta muhteşem bir orman ve dağ manzarası. Sonra sabah kalktığımda yaptığım palmiyeli caddelerdeki yürüyüş. Ardından akşam yemeklerini eski kent merkezinde kalabalık bir şekilde yemek ve sonra yaz festivaline katılıp orada çılgınlar gibi dans etmek. Tüm bunların olduğu yer benim şerbetçim. O zaman son olarak da ben anlatayım. Benim şerbetçime gidebilmem için bence belli başlı sesleri hayatımdan silmem gerekiyor. Yat tasarım nasıl yapacaksın dershanede onca adamla? Kızlarla batak oynamasak mı? Poligondan asker dolu. O sendeki Robi değil. Akşam dışarı çıkamıyorum ki, izin vermiyorlar. Zaten bunun sonrasında da kendi beyaz sayfamda istediğim yeri, istediğim mekanı, istediğim zamanda oluştururum.